Libya'da hangi sürpriz isim Cumhurbaşkanlığına aday oldu? YPG'li teröristler Türkiye korkusuyla ABD'ye saldırdı. Uzman isimden çarpıcı yorum. Türkler Rusları enayi olarak görüyor. Borrell itiraf etti. 21. yüzyılı yöneten Batı olmayacak. Rus uzman Batı'ya karşı direniş formülünü açıkladı. İspanyol basını Türkiye'nin uçak gemisi için İspanya'ya teklifte bulunduğunu yazdı. Baye ve İsrail insansız deniz aracı için düğmeye bastı. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Libya'da Cumhurbaşkanlığına sürpriz aday. Libyalı siyasetçi ve eski İçişleri Bakanı Fethi Başa, 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu. Libya Yüksek Seçim Komisyonu'na adaylık başvurusu için gereken belgeleri teslim eden Başa, basına açıklamalarda bulundu. Başa, Libya 2011'den önceki haline geri dönmeyecek. Libya eski halinden tamamen farklı, dedi. Libya'da yapılacak seçimlerin ülke için bir dönüm noktası olduğunu belirten Başa, Libya halkının bizi seçeceğine olan güvenimiz tamdır, ifadelerini kullandı. Havacılık Fakültesinden Teğmen rütbesiyle mezun olan Başa, 2011'de Muammer Kattafi rejimine karşı başlayan 17 Şubat devrimine katılarak Misrata Askeri Meclisi'nde yer aldı. Türkiye'ye yakınlığıyla da tanınan Başa, Faize Sarraç Başbakanlığındaki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nde 2018-2021 yıllarında İçişleri Bakanlığı yaptı. Türkiye korkusu Suriye'de YPG ile ABD'yi karşı karşıya getirdi. YPG'liler ABD askerlerine saldırdı. Türkiye'nin yakın bir dönemde başlatmayı planladığı Suriye operasyonuna karşı koyamayan ABD ordusu, YPG'li teröristler tarafından Suriye'de taşlı saldırıya uğradı. Rus basınının aktardığı bilgiye göre bir grup YPG'li terörist, Rus askeri üssünün bulunduğu Suriye şehri Kamıştır'ın topraklarına yasa dışı yollardan girmeye çalışan Amerikalı askerlere ve orada konuştuğu Su-34 ve Su-35 savaşçılarına saldırdı. Amerikan askeri personelinin Kamışlı şehrinin topraklarına girme girişimi engellendi. Ancak daha önceki Amerikan askeri personeli onları özel olarak kurulmuş kontrol noktalarında tutamadı. Şimdi YPG'liler bağımsız olarak ABD ordusuna saldırdı. Sunulan video karelerinde YPG'li teröristlerin Amerikan ordusuyla çarpışma anı görülüyor. Ayrıca YPG'lilerin Amerikan zırhlı araçlarına taş atması da ABD ordusu personelinin bölgeden kaçmasına yetti. Ön verilere göre ABD silahlı kuvvetleri araçlarına hasara ek olarak bir büyük kalibreli makineli tüfekte hasar gördü. Atılan taşın namluya zarar verdiği belirtiliyor. Washington daha önce YPG'lilerle müzakere etmiş olmasına rağmen Kuzey Suriye'de yeni bir Türk askeri harekatıyla duruma müdahale etme niyetinde olmadığını açıkladıktan sonra Suriye'nin Amerikan askeri devriyelerine yönelik YPG saldırılarının daha sık hale gelmesi dikkat çekiyor. Satanovski, Türkler Rusları enayi olarak görüyor. Orta Doğu Enstitüsü Bağımsız Araştırma Merkezi Başkanı Yevgeni Satanovski, Vizgiliyat gazetesine yayınlanan makalesinde Türkiye ile ekonomik projeleri hayata geçirirken yarının Rusya'sının bölünmesini kendi ellerimizle yapmamız teklif ediliyor, dedi. Türk milliyetçilerinin lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rus bölgelerini içeren bir Türk dünyası haritası hediye ettiğini belirten Satanovski. Bu fotoğraf basında yayınlandı. Birkaç yıldır okul ders kitaplarında yer alıyor. Hatırladığım kadarıyla 9. sınıf öğrencilerine Türk dünyasının sonunun Adriyatik Okyanusu kıyılarında Çin Seddi'ne dayandığını öğretiyorlar. Bu bir sır değil, dedi. Bizim için Türkçe sözlüklerde resmi bir terim var. İlk Rus İmparatorluğu'nun, ardından Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin ve şimdi Rusya'nın sakinleri için kullanılan Moskova Gevurs, Türkçeden çevrilmiş gevur sözcüğü, Türk eğitmenlerin vicdanını sızlatmıyor. Rusya bu tür maskaralıklara hiçbir şekilde cevap vermiyor. Sadece oynayıp duruyor, dedi. Satanovski'ye göre uçak krizinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'den özür dilemedi. Ancak Rus basını pişman olduğunu ve özür dilediğini yazdı. Ama gerçekte olan yaşananlar geride kaldı gibi bir şeydi. Şimdi Türkiye'ye delice bize geri dönmeyecek para yatırıyoruz, diyen Satanovski, örneğin Akkuyu Nükleer Santrali'nin Sinop NGS'nin yapımında sadece son müzakerelerde yaklaşık 40 milyar dolar, yarının Rusya'sının bölünmesi ve eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin gelecekteki Osmanlı'ya dönüştürülmesi için masrafları bize ait olmak üzere ödememiz teklif edildi.
aslında zaten yapıyoruz, dedi. Suriye'de yaşananların Ankara için sonuçları olacak mı? Bence hayır, diyen uzman, S-400'ler için verilen kredilerin ne zaman alınacağı bile belli değil. Türklerin bakış açısından bizler müthiş, harika enayiler ve hayali dolandırıcılarız. Çünkü müteahhitler paralarını gelecekteki karlardan değil, nükleer santral inşa etme sürecinde alacaklar. Mevcut gerçeklik bu, dedi. Borel, Batı kaybediyor. 21. yüzyılı yöneten biz olmayacağız. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel Merkezi Avrupa İlerici Çalışmalar Vakfı tarafından düzenlenen çevrim içi panelde konuştu. Dünyanın dijital dönüşümden geçtiğine değinen ve bunu 19. yüzyılda yeni güç kaynaklarının bulunduğu sanayi devrimi sırasında yaşanan dönüşüme benzeten Borrell, o dönemde Batı dünyasının bu süreci yönettiğini ve dünyanın standart belirleyicisi konumuna geldiğini söyledi. Borrell, eğer bundan sonra standartları belirleyen biz olmazsak, 21. yüzyılı yöneten biz olmayacağız. Korkarım ki bazı alanlarda standartları belirleme kapasitemizi kaybediyoruz, dedi. Avrupa Birliği ile ABD'nin bu motivasyonla Çin'in artan etkisine karşı 29 Eylül'de Ticaret ve Teknoloji Ortaklık Konseyi'ni kurduğunu vurgulayan Borrell, yeni dünyayı kimin yöneteceği üzerine düşünmemiz gerekiyor. Çin'in yaklaşımının öngördüğü üzere devlet mi, siyasi otoriteden bağımsız ve dijitalleşme uzmanı büyük şirketler mi ya da siyasi olarak organize olmuş demokratik toplumlar mı ifadelerini kullandı. Borrell, Avrupa Birliği'nin dijital hizmet ve dijital pazar yasalarını hayata geçirmek için çaba sarf ettiğini belirtti. Bu savaşı kazanabileceğimizden emin değilim, diyen Borrell, ya dijital köleler olacağız ya da dijitalleşme bizi daha özgür kılacak. Bence insanoğlunun karşı karşıya olduğu en büyük soru bu, şeklinde konuştu. Avrupa Birliği'nin kendini savunmasına da değinen Borrell, 5000 askerlik Avrupa Birliği ordusuna dair yol haritasının Mart 2022'de hazır olacağını söyledi. Avrupa Birliği'nin 1999 yılında 60 bin askerlik güç kurma taahhüdünü yerine getirememesini hatırlatan bazı askeri uzmanlara göre ise bu plan oldukça zor görünüyor. Kurulsa dahi sembolik bir askeri güçten öteye gidemeyeceğini ifade ediyor. Zira Doğu Avrupalı üyeler başta olmak üzere Avrupa Birliği üyesi bazı ülkeler, kıtanın ana savunma gücü NATO'yu zayıflatacağı endişesiyle Avrupa Birliği ordusu kurulmasına destek vermekte çekinceli davranıyor. Yine de Avrupa Birliği dönem başkanlığını devralacak olan Fransa'nın belgenin tamamlanması için bastırması bekleniyor. Rus uzman, Batı'ya karşı ancak Türkiye ve Rusya'nın yeni bloğu direnebilir. Arşont dergisinin yazı işleri müdürü Rus siyaset bilimci Anton Bredikin, Azerbaycan basınına verdiği röportajda, yakın gelecekte Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisiz mekanizması NATO'nun çöküşünü görebiliriz, dedi. Bredikin'e göre Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avustralya zaten NATO'dan ayrıldı ve kendi bloğunu oluşturdu. Ve Avrupa ülkeleri de kendi ayrı ordularına sahip olmak ve askeri politik alanda iç rekabeti desteklemek istiyor. NATO'nun çöküşünü ve bundan sonra Avrupa toprakları da dahil olmak üzere yeni bölgesel entegrasyon projelerinin oluşması bekleniyor. Türkiye ve Rusya çeşitli alanlarda birbirleriyle işbirliğini giderek güçlendiriyor ve aynı zamanda tüm Avrasya bölgesinde önemli bir siyasi denge görevi görüyor. Yani her şey tam tersi oluyor. Ermeni lobisinin temsilcileri ve Rusya'daki Türk fobisine takıntılı olanlar Türk tehdidi hakkında ne kadar çok bağırırsa Ankara ve Moskova o kadar aksini kanıtlıyor. Rusya ile Türkiye arasında uzun süredir karmaşık ama çok doğru bir stratejik ilişkiler sistemi kuruluyor. Türkiye'nin Ukrayna'da bayraktarları kullanması elbette Rusya'da acı bir şekilde algılandı ve Ankara'nın bunu takdir ettiğini ve dikkate aldığını düşünüyorum. Aynı zamanda yakın gelecekte Rusya ile Türkiye arasında bir askeri politik ittifaka ihtiyaç duyulduğu ve 3+3 platformunun böyle bir bölgesel entegrasyon bloğunun prototiplerinden biri haline gelebileceği söylenebilir. Siyaset bilimciye göre bir yanda etkileşim, diğer yanda rekabet, bir asrı aşkın süredir Rusya ile Türkiye arasında çok ciddi bir sistem olduğu gerçeğini gösteriyor. Ona göre Avrupa Birliği'nde Türkiye'yi kimsenin kabul etmediği açıktır. Türkiye, 50 yılı aşkın bir süredir Avrupa Birliği'nin kapısının eşiğinde duruyor ve bu zaten belli ve Türkiye'de Avrupalıların tüm vaatlerinin boş bir sözden ibaret olduğunu çok iyi biliyor. Siyaset bilimci zamanla Türkiye, NATO'nun kendisi için de karlı olmadığını anladı ve NATO sadece Rusya'ya değil, Türkiye'ye de düşman bir yapıdır, dedi. Rus karşıtı bir askeri politik bloğun, Rus-Türk ilişkilerinde herhangi bir iyileşme eğilimine olumlu yanıt vermeyeceğini belirtti. Bredikin, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki yerel çatışmalar konusunda Rusya ve Türkiye'nin bir anlaşmaya varması gerektiği açık.
hem Rusya hem de Türkiye tüm bu noktalarda mevcut dedi. Ancak siyaset bilimciye göre Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri tüm bu çatışmalara katılmaya ve onları etkilemeye çalışıyor. Ve buralarda sadece Rusya ile değil, Türkiye ile de bir çatışmaları var. Batı'da Türkiye etkisinin sınırlı olması gerektiğine dair belli bir anlayış sistemi var ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'deki muhalefet hareketlerini destekliyor diyen Bredikin, bir Amerikan casusu olan Gülen gerçeği ABD ile Türkiye arasında siyasi bir birliğin olamayacağını gösteriyor dedi. Dolayısıyla siyaset bilimciye göre Türkiye'ye her zaman yer verilen bir Avrasya teorisi ya da Avrasya Birliği var. Bredikin'e göre kültürel etkileşim en önemli nokta. Türkiye ve Rusya laik devletlerdir ve bu anda çok önemlidir. Dolayısıyla bu yeni Türkiye ve Rusya bloğunun sadece siyasi değil, ekonomik ve kültürel olması, tüm etkileşim alanlarının kapsaması elzemdir. O zaman bu blok kolektif batıya direnebilir, bir nevi devamı haline gelebilir. Siyaset bilimci Cengiz Han'dan örnek vererek, Moğol ordularının son denize yürüdüklerinde, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu topraklarında bulunan tüm ülkelerin tek bir imparatorluğun parçası olduğunu hatırlatıyor. İspanyol basını. Türkiye uçak gemisi ve denizaltılar için İspanya'ya teklifte bulundu. İspanya Başbakanı Sanchez'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini değerlendiren İspanyol basını, Erdoğan'ın İspanya'ya uçak gemisi ve yeni denizaltılar inşa etmek için işbirliği teklifinde bulunduğunu yazdı. İspanyol El País gazetesinde Türkiye İspanya'ya bir mega uçak gemisi ve yeni denizaltılar inşa etmek için işbirliği teklif ediyor başlığıyla yayımlanan haberde Başbakan Pedro Sanchez ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Beştepe'de yaptığı görüşme analiz edildi. Miguel González imzasıyla çıkan haberde iki ülkenin yakın ilişkisine değinildi. Erdoğan ve Sanchez görüşmesi sonrası İspanya ve Türkiye arasında artırılacak savunma sanayi işbirliğine vurgu yapılan görüşme sonrası Savunma Sanayi İşbirliğine vurgu yapılan haberde, Türkiye, İspanyol Navantia tarafından tasarlanan ve 2022'nin ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi beklenen bir amfibi hücum gemisi inşa etti. İspanyol kamu tersanesiyle yapılan sözleşmede ikinci bir gemi inşa etme seçeneği de var. Ancak Erdoğan, ilkinden daha büyük bir gemi istediğini toplantıda açıkça belirtti, denildi. Türk Cumhurbaşkanı ayrıca S-80 denizaltı serisi gibi diğer askeri projelerde İspanya ile çalışmaya istekli olduğunu ifade etti. Ancak İspanya ile proje Alman denizaltılarına benzemeyecek. Orta vadeli olacak ve uçak gemilerinde olduğu gibi teknoloji transferini de içermesi gerekiyor denildi. İspanya'nın Türkiye'nin Avrupa'daki en iyi ortaklarından biri olduğu belirtilen değerlendirmede, İspanya bu dayanışmanın bir göstergesi olarak 2015'ten bu yana Suriye sınırında bir dizi Patriot sistemlerini tutuyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini, gümrük birliğine katılmasını ve vize serbestliği hedefini Ransa gibi ortakların muhalefetine rağmen destekliyor denildi. BAE ve İsrail ortaklaşa insansız deniz aracı geliştirecek. BAE ve İsrail devletine ait silah üreticileri Perşembe günü Dubai'de denizaltı karşıtı savaş gerçekleştirebilecek insansız gemileri ortaklaşa tasarlamak için stratejik bir anlaşma imzaladılar. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Holdingi EDGE ve İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi Dubai Hava Fuarı'nın son gününde ortaklığı duyurdu. Firmalar yaptıkları ortak açıklamada hem askeri hem de ticari amaçlarla kullanılabilecek 170M gelişmiş modüler insansız hizmet gemilerini tasarlayacaklarını söylediler. İsrail Havacılık ve Savunma Şirketi İHA'yı Mart ayında BAE ile EDGE ile birlikte gelişmiş bir drone savunma sistemi geliştireceğini açıklamıştı. BAE Savunma Holdingi, EDGE'nin Dubai Hava Fuarı'nda görücüye çıkarttığı ve neredeyse Bayraktar TB2 ile tıpatıp benzerlik taşıyan RIDGE-S İHA'yı üreten şirket olduğunu hatırlatalım. BAE İsrail insansız gemilerinin yarı ve tam özerk olarak çalışabileceği ve denizaltı tespiti ve denizaltı karşıtı savaş dahil olmak üzere görevleri yerine getirebileceği açıklandı. EDGE CEO'su Faysal El Banay'ı yaptığı açıklamada, "Bu gelişmeler bize askeri, ticari, yerel ve küresel pazarlarda birçok kapı açacak," dedi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.